Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta grup toplantımızda eş genel başkanımız Sayın Mithat Sancar konuşacak. Pandemi sebebiyle tabii ki yine seyircisiz bir grup toplantısı daha yapacağız. Şimdi konuşmasını yapmak üzere e, Sayın Mithat Sancar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkan. Sevgili arkadaşlarım, değerli halkımız. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Dün akşam İskenderun'da acı bir olay yaşandı. Tesellimiz çok fazla zararın ortaya çıkmamış olması ve can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Canlı bomba saldırısı olduğu söyleniyor. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Ancak iktidarın da bu konularda halkı gecikmeden aydınlatma sorumluluğu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Neyin nasıl yaşandığını bilmek halkın hakkıdır. Bunu anlatmak iktidarın sorumluluğudur. Bütün İskenderun halkına, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve saldırıyı kınadığımı tekrar belirtiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu sabah da partimize yönelik operasyonlarla uyandık. Çeşitli illerde arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltılar var. Sayılarını şu an net olarak bilmiyoruz. Ancak bunun yeni bir durum olmadığını da biliyoruz. İktidarın sistematik, tutarlı davrandığı tek konu neredeyse HDP'ye baskıdır. Başka hiçbir konuda böyle bir tutarlılık, böyle bir hırs, böyle bir heves yok. Bunun nafile olduğunu, bu çabanın, bu hırsın boşuna olduğunu anlatıyoruz, anlamıyorlar. Ama bunu anlatmanın etkili yollarını da biliyoruz. Mücadeleyi büyütmek ve bu iktidarı göndermek. İşte o zaman bu saldırılarla neyi kaybettiklerini, saldırdıkça nasıl kaybettiklerini anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. İşte o zaman kurulacak adil yargı düzeni önünde bütün bu kumpasların, bütün bu saldırıların hesabını verecekler. Biz de onlara hatırlatacağız. Gördüğünüz gibi hiçbir adaletsizlik, hiçbir zulüm yapanın yanına kar kalmaz. Sadece son bir ay içinde yüzlerce partili arkadaşımız gözaltına alındı. Hiçbir somut gerekçe yok. Raflarda dosyalar var. Bunları ihtiyaçlarına göre güncelliyorlar, HDP'yi nereden sıkıştırırız diye bir gece planlar yapıyorlar. Bu dosyaları raflardan indiriyorlar. Savcılara talimatlar gidiyor. Savcılar gözaltı kararlarını imzalıyorlar. Operasyon başlıyor. Ve bu bir kısır döngü olarak işliyor ama bu kısır döngünün bizleri bitiremediğini, yıldıramadığını, bezdiremediğini görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Tükenen saldırganın kendisidir. Tükendikçe saldırması da kaybettiğini görmesindendir. Hep söylüyorum, tekrar söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bu iktidarı asıl korkutan güç HDP'dir ve bu korkuda da haklıdırlar. HDP bu iktidarı ilk seçimlerde gönderecektir seçimlere gidinceye kadar da bütün faşizan baskılarına karşı en güçlü mücadeleyi, en güçlü direnişi yine HDP ortaya koyacaktır. Meşe'de Diyarbakır'da İleş Başkanlarımız Hülya ve Zeyat arkadaşlarımız gözaltına alındı ve hala gözaltındalar. Gözaltı süresi uzatıldı. Bu iki arkadaşımız da belediye eş başkanıydı. YSK gaspı ve kayyum politikasıyla seçilme hakları ellerinden alınmıştı. Şimdi gözaltındalar. Üstelik bu gözaltılar bizim Diyarbakır programımızın başlamasından bir gün önce yapılmıştı. Sanki bizim orada halkla buluşmamızı bununla engelleyebileceklermiş gibi. Sanki bizim programlarımızı yürütmemize engel olacaklarmış gibi. Tabii ki olamadılar. Olamadılar. Buna rağmen bu operasyonlara rağmen sivil toplum örgütleriyle buluştuk, halkımızla buluştuk. Belki etrafımıza çember ördüler. Belki önümüzü kestiler, durdurmaya çalıştılar. Evet, iki kere. Önümüzü barikatlarla kestiler, esnaf gezisi sırasında durdurmaya çalıştılar ama halkımız alkışlarla, gülümsemelerle ve zılgıtlarla selamlamayı bildi bizleri. Biz de gönlümüzle, gözümüzle onlarla birlikte olduğumuzu, onların haklarını sonuna kadar koruyacağımızı ve mücadeleyi bir an bile duraksamadan yürüteceğimizi söyledik. Bu mesajları halkımıza ilettik, alkışlarını aldık, dualarını aldık, desteklerini aldık. Bu da iktidara dert olmaya devam ediyor. Bu dert bu iktidarı bitirecek. Buradan bir kez daha ilan ediyorum arkadaşlar. <laughs> ne yapacaklarını şaşırdılar bu iktidar sahipleri. Mesela basına da yansıdı. Bir alo AKP hattı kurmuşlar. Şırnak ve ilçelerinde kendilerini İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan bir birim olarak tanıtan kişiler Aralarında HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi telefonla arıyorlar. HDP'li olduğunuz için pişmanlık yasasından yararlanmak ister misiniz gibi sorular soruyorlar. Saçmalamanın sonu yok. Bu saçmalıklar acizliğin ifadesi bununla da bitmiyor. Cizre'de 2000'den fazla aile aranmış. Ve neden HDP'ye gidiyorsunuz diye soru sorulmuş. Cevap çok açık değil mi değerli arkadaşlar? HDP Cizre halkının evidir. HDP Şırnak halkının kimliğidir. HDP Kürt halkının ve ülkedeki bütün ezilenlerin onurudur. Elbette HDP'ye gidecekler, elbette HDP'ye sahip çıkacaklar ve hiçbir güç onları bundan alıkoyamayacaktır. İçeride baskıyla, zulümle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Dış politikada da sürekli gerilim, sürekli çatışma politikasından medet umuyorlar. Bir tür savaş makinesi yarattı bu iktidar. Kendisi bir savaş makinesi gibi işliyor. Savaş makinalarının insanlığa ölümden, zulümden ve yıkımdan başka hiçbir şey getirmediğini bizler biliyoruz ve bunu sürekli de vurguluyoruz, hatırlatacağız. Tarihte bu fikrin tüm sahipleri bugün karanlık sayfalarda yerlerini aldılar. Tam da bu nedenle çağrımız barış ve refah isteyen, özgürlük, eşitlik ve demokrasi isteyen bütün kesimleredir. Sömürü düzeninde emeğinin hakkını arayan emekçileredir. İşsiz bırakılan işsizler ordusunadır. Gelecek kaygısı yaşayan gençleredir. Erkek egemen iktidara karşı amansız bir direniş gösteren kadınlaradır. Ormanını, doğasını korumak isteyen köylüleredir. Düşüncesi baskı altına alınan akademisyenlere, yazarlara, gazetecilere, aydınlaradır. İnancı görmezden gelinen, adeta bir kavim kırıma uğratılan Alevileredir. Siftah yapmadan, kepenk kapatan, artık ölmek istiyorum diye feryat eden esnafadır. Atanmayan veya ihraç edilen öğretmene, hemşireye, sağlık emekçisine, bilim insanlarınadır. Saray rejimiyle ortaklık kurmayan, tüm insanlaradır. Herkesedir bu çağrımız. Zaman ülke bir enkaza dönmeden mücadeleyi birleştirme ve birleşerek büyütme zamanıdır. Gelin yarınlarımızı kurtarmak, çocuklarımıza, gençlerimize iyi bir gelecek bırakmak için çok geç olmadan bu zulüm ve talan iktidarına karşı güçlerimizi birleştirelim. Saray rejimi iktidarda kaldığı her gün halklarımızın geleceğini kendi kişisel hırsları, çıkarları ve ideolojileri için karartmaktadır. Bu zalim iktidar iddia edildiği kadar da güçlü değildir değerli arkadaşlar. Asıl olan bizim ortak mücadeleyi örgütleyebilme becerimizdir. Eğer bunu başarabilirsek bu iktidarın ne kadar zayıf olduğunu daha iyi görecek, daha fazla moral alacak, daha fazla güç biriktireceğiz. O zaman başarının, faşizmi durdurmanın, her gün yeniden tekrarlanan faşist baskıları durdurmanın ne kadar kolay olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ve seçimler geldiğinde bu iktidarı ne kadar kolay gönderebileceğimizi de göreceğiz. Bunu bekleyerek, bunu sadece seçimlere bel bağlayarak, bugünü unutarak, Bugünkü mücadeleyi yok sayarak başaramayız. Mücadele her gün yeniden kurulmalıdır. Demokrasi, özgürlük mücadelesi, eşitlik, hak mücadelesi asla ertelemeye gelmez. Her gün yeniden yapılmak zorundadır. Çok ünlü bir sözü var bir filozofun: Özgürlük her gün yeniden fethedilmesi gereken zorlu bir kaledir. İşte hakta, eşitlikte, de, demokraside öyledir. Mücadeleyi bugünden her gün yeniden kuralım, kuralım hep birlikte bilmeye çalışalım birlikte yürümeye çalışalım göreceksiniz o gün geldiğinde sandık kurulduğunda bu iş hiç de o kadar zor olmayacak. Tersi tersini herkes yeniden düşünmek zorundadır. Bekleyerek birbirinden koparak Birbiriyle ilişki kurmadan mücadelenin nereye gidebileceğini ya da yolculuğun nereye gidebileceğini herkes mutlaka, demokrasi isteyen herkes, özgürlük isteyen herkes mutlaka her gün yeniden düşünmelidir. Ya her gün yeniden mücadele ya da bu zulmün ömrünün daha da uzaması. Bu iki seçerek. Birlikte her gün yeniden mücadele ve kararlı, cesur duruş. Hepimizi bekleyen asıl görev budur değerli arkadaşlarım. HDP bu konuda çok nettir, kararlıdır, birikimlidir, hazırlıklıdır. Her türlü antifasist, her türlü hak mücadelesinin içinde üzerine düşen görevi tereddütsüz yerine getirecektir bundan önce olduğu gibi yerine getirecektir. Bundan sonra yerine getirecektir. Bu konuda kimsenin bir tereddüdü olmasın. Halklarımız umutlarını korusunlar. HDP var. HDP oldukça umut var. HDP oldukça mücadelede büyüyecektir. <laughs> Değerli arkadaşlar. Bu savaş ve zulüm politikalarının diğer ucunun ne olduğunu da biliyoruz. Ülkeyi derin krizlere ve yaygın bir yoksulluğa sürüklemek. Emekçilerin haklarını gasp etmek. Yandaşları zengin etmek. Sermayeye ülke kaynaklarını peşkeş peşkeş çekmek. Şimdi komisyonlarda görüşülen genel kurula gelen kanun teklifleri var. Bunların özü bu ülkenin bütün halkına ait olan kaynakları bir avuç yandaşa peşkeş çekmektir. Bunları titizlikle takip ediyoruz. Komisyonlarda arkadaşlarımız her gün bu talan, bu sömürü planlarına karşı mücadelelerini kararlı bir şekilde yürütüyorlar. Genel kurulda da aynı çalışmayı, aynı kararlılığı göstereceğiz ama bununla da sınırlı kalmıyoruz. Bütün ekoloji çevreleriyle, emekçi örgütleriyle, hak örgütleriyle sahada da birlikte çalışıyoruz. Bu mücadeleyi de büyütmeye kararlıyız. Doğanın ve halkın kaynaklarının talanını hep birlikte önleyeceğiz. Şimdi önümüzde bütçe var ve bu bütçenin ne bütçesi olduğunu sürekli hatırlatıyoruz. Bu bütçe halk için bütçe değil bir defa. Bu bütçe savaşa, yandaşa ve saraya bütçedir. Ülkenin kaynaklarını savaşa aktararak yoksullaşmayı derinleştiren bütçedir. İktidarın ömrünü uzatmak için yandaşı besleyen bütçedir. Yandaşı besledikçe yoksulun ekmeğini çalan bütçedir. Ekmeğini çalan ve bunu da başka türlü yalanlarla örtmeye çalışan iktidarın sefaletinin göstergesidir. Saldırganlığının göstergesidir. İnayetle çay fırlatarak, askıya ekmek asarak bu ayıplarının, bu günahlarının üstünü örtemezler halkı kandıramazlar. Şunu da söyleyeyim. Askıda ekmek yoksulların, ezilenlerin kendi aralarında geliştirdikleri bir dayanışma yöntemiydi. Dayanışma yukarıdan dayatmayla olmaz. Aşağıdan gönül birliğiyle olur. Dayanışma yoksulların, ezilenlerin asaletidir, zarafetidir. Bunu muktedirler anlayamazlar. Bununla oynamasınlar. Halk bunun farkındadır. Bizler de farkındayız. Sefalet değil, adalet istiyoruz. İnayet değil, sosyal hak istiyoruz. Ve bunun için de bütün yoksulların birlikte mücadelesini istiyoruz. Bunu da başaracağız. Emin olun başaracağız. Bu sefaleti onların yüzüne vura vura halkın gücüyle alt edeceğiz bu sefaletten mutlaka çıkacağız. Değerli halkımız, bu bütçede savaşa güvenliğe ayrılan bütçe kaynakların ne kadar olduğunu ayrıntılı olarak aktarabilirim. Sizleri rakamlara boğmak istemem. Bütçe ve plan komisyonundaki arkadaşlarımız Mecliste, komisyonlarda, genel kurulda bunları ayrıntılı açıklıyorlar. Basın toplantılarında da sizlerle paylaşıyorlar. Ama şöyle çok kısa bir bilgi de aktarmadan geçmek istemiyorum. Bugün cebimizden alınan verginin 4 liralık her biriminin bir lirası savaşa gidiyor. Savaş bütçesine ayrılıyor. Bu savaş kime yarıyor? Bu savaş halkı yoksullaştırdığına göre halka yaramıyor. Gerilimi, çatışmayı beslediğine, halk çocuklarının ekmeğine ve canına mal olduğuna göre halka yaramıyor. O zaman cevabı daha açık görmeliyiz. Bu savaş politikaları sadece bir avuç savaş baronuna ve bu iktidarın kendini sürdürme hırsına yarıyor. İşte o nedenle hep birlikte her alanda savaş politikalarına karşı çıkmalıyız. Eğer bunu başaramazsak savaş politikaları hem iktidarın ömrünü uzatır hem halkın ekmeğini iyice azaltır, yoksulluğu iyice derinleştirir ve canlarımızı daha fazla yakar. O nedenle tereddütsüz, amasız, fakatsız bütün savaş politikalarına karşı çıkmak zorundayız. Bütün demokratik kitle kuruluşlarının, bütün vicdanlı insanların ve bütün muhalefet partilerinin temel sorumluluğudur savaş boyutu tutarlı ve kararlı bir şekilde karşı çıkmak. İktidarı ayakta tutan en önemli dayanak bu boyut Bu politika boşa çıkarılmadığı takdirde bu iktidarın oyunlarıyla başa çıkmak çok zordur değerli arkadaşlar. Bunu görelim. Bunu görelim. Barışı savaş politikalarına karşı çıkarak demokrasiyi birleşerek getireceğimize inanalım. Hedefe buradadır. Barış için vardır. Demokrasi için vardır. Sosyal adalet ve eşitlik için vardır. Herkesi bu safları güçlendirmeye, genişletmeye, derinleştirmeye bir kez daha davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Gündemimizde bir konu daha var. Biliyorsunuz. Şimdi Fransa'yla bir tartışma yaşanıyor. Burada samimi ve dürüst davranma zorunluluğu var. HDP her türlü inanca aynı derecede saygı gösterme anlayışı üzerine kurulmuş bir partidir inançların saygınlığını ve eşitliğini savunan bir partidir tıpkı halkların eşit kardeşliğini savunduğu gibi. Bu nedenle herhangi bir inancın aşağılanmasına yönelik saldırıları veya açıklamaları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmez. ancak bir dinin saldırgan politikalara alet edilmesini de asla kabul etmez. Bu konuda tutarlı olabilmek için hem inançlara saldırılara karşı çıkmak ama aynı zamanda inançların istismarına da karşı çıkmak zorundayız. Şimdi biliyorsunuz 16 Ekim'de Fransa'da ortaokul öğretmeni Samuel Petit katledildi. Vahşice katledildi. Gerekçe kutsal değerlere hakaret etmesiydi. Elbette bu saldırıyı en net ve sert şekilde kınamak lazım. Burada bu saldırıyı, bu vahşi cinayeti bahane ederek İslam'a yönelik aşağılayıcı tavırlara giren Fransız hükümetinin tavrını da en net şekilde kınamak lazım. Tekrar söylüyorum, bizler İslam dinine ve bütün dinlere yönelik her türlü saldırıya ve rendice, rencide edici tutuma karşı çok net bir duruş sergiliyoruz. Aynı şekilde İslam'ı bahane ederek, istismar ederek vahşet siyasetinin önünü açan anlayışlara da karşı çıkıyoruz. Birini görüp diğerini görmemek inançlar arası eşitliği ve barışı samimiyetle savunmamak demektir. Bu nedenle tekrar söylüyoruz. Samu Alpetir'in vahşice öldürülmesini teşvik eden ve kınamayanlara da bu vahşeti bahane ederek saldırgan ve provokatif bir tavır sergileyen Fransız hükümetine de en net tavrımızı sergiliyor. Her iki tutumu da açıklıkla kınadığımızı belirtiyoruz. En sağlam duruş budur değerli arkadaşlar. İnsanlar, inançlar, kimlikler arası eşitliği samimiyetle savunduğunuz zaman en güçlü barışı, birlikte yaşamın en sağlam zeminini ancak bu şekilde kurabilirsiniz. HDP de bu yolda kararlılıkla yürüyen bir partidir. Bunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Değerli arkadaşlar. 2 gün sonra Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü yaşayacak, yaşanacak. Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan beri en temel sorun Cumhuriyetin bir türlü demokrasiyle buluşamamış olmasıdır ve o günden bugüne yaşanan sayısız acının, krizin, bocalamanın, açmazın temelinde de cumhuriyetin demokrasiyle buluşamamış olması yatıyor. HDP'nin en temel hedefleri arasında demokratik cumhuriyet başta yer alıyor. Evet, biz cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak istiyoruz. Eğer Cumhuriyet demokrasiyle buluşamazsa geriye ne cumhuriyet kalır ne demokrasi. Her ikisini korumanın tek yolu ikisini buluşturmak ve bir arada savunmaktır. Halkın yönetimini eşit vatandaşlığı iktidarın istisnasız her alanda halk tarafından denetlenmesini bütün kimliklerin özgürce ifade edilmesini çoğulcu bir toplum hedefini içeriyor bizim demokratik cumhuriyet hedefimiz. Bu hedefin 100. yılda cumhuriyetin 100. yılda 100. yılında mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak kimseye gözdağı ya da korku salmak için söylemiyorum sadece uyarı görevimi yerine getiriyorum. Eğer Cumhuriyet'te demokrasiyi buluşturamazsak ve demokratik cumhuriyeti kuramazsak 100. yılda demokrasiyi de mumla arar hale geleceğiz. Kırıntılarını da demokrasinin kırıntılarını da mumla arar hale geleceğiz. Cumhuriyetten de geriye herhalde bir şey kalmayacak. O nedenle bütün demokratları ve cumhuriyetçileri eşit şekilde bu iki temel değeri buluşturma mücadelesini büyütmeye bir kez daha çağırıyoruz. Demokratik cumhuriyet hedefinde buluşalım. Hem demokrasiyi hem cumhuriyeti hep birlikte savunalım, geliştirelim bu ülkeye. Barışı da ancak demokratik cumhuriyet temelinde getirebiliriz HDP'nin de varoluş sebebinin bu olduğunu tekrar hatırlatayım. Önümüzde 100. yıla kadar çok zaman yok. Bugünden başlayarak demokratik cumhuriyet içinde barış için demokratik cumhuriyet düzeninde barış içinde bir arada yaşamanın yollarını bulalım, büyütelim. Hep birlikte demokratik cumhuriyete yürüyelim değerli arkadaşlar. Herkese çağrımızı buradan bir kez daha yinelemek istiyorum. Peki bu nasıl olacak diye soruyorlar. Aslında önümüzde güçlü örnekler var kendi tarihimizden de ama başka ülkelerin tarihlerinden toplumsal mücadele ve siyasal tarihlerinden ilham alabileceğimiz çok sayıda örnek var. Bizde en güçlü ilham kaynağı gençliğin mücadelesidir. Birleşik Gençlik Meclisi çalışmaları biliyorsunuz bu iktidarı ürkütüyor. Cihatçılar ülkenin çeşitli şehirlerinde serbestçe gösteriler yaparken Kadıköy'de Birleşik Gençlik Meclisi için bir araya gelen gençler polisin saldırısına uğruyor hepsi gözaltına alınıyor. İşte bu iktidar ne getirmek istiyor ve neyin gelmesini engellemeye çalışıyor. Bu iki örnek bile yeterince bize fikir verir değerli arkadaşlar. Evet cihatçıların önünü açıyor. Tekçi, baskıcı, zalim bir gelecek dışında hiçbir şey vaat etmiyor. Bunun tam tersini savunan gençlere ise acımasızca saldırıyor. Sevgili gençler, demokratik cumhuriyete giden yolu en çok sizlerin mücadelesi açacaktır. Demokratik cumhuriyeti kurmanın sorumluluğu inanın en çok sizlerin omuzlarındadır. Bunu biliyoruz. Biz sizlerin açtığı yoldan yürümeye hazırız ama sizlerin o güçlü, kararlı mücadelesinin de büyümesine ihtiyacımız var. Bu kararlılığın, gençliğin bu kararlılığının devam edeceğinden şüphe duymuyoruz. Bize düşen onların arkasından yürümektir. Onların yolunu daha da açmaktır. İşte bu iktidarda bunu bildiği için gençlere saldırıyor en fazla ve bir de kadınlara. Tabii kadınlara saldırmanın nasıl bir gaflet olduğunu, kadın mücadelesine ama acımasızca yönelmenin nasıl bir gaflet olduğunu gördüler. Çeşitli konularda ve alanlarda kadın mücadelesinin kendilerine nasıl geri adım attırdığını da biliyorlar. Gençlerin mücadelesi ve kadın mücadelesi bu ülkenin aydınlık geleceğinin teminatıdır. CHP de hem gençlerin hem kadınların partisidir. Bu nedenle söylüyoruz, tekrar tekrar vurguluyoruz. HDP bütün bu unsurlarıyla bu ülkenin aydınlık geleceğinin güvencesidir değerli arkadaşlar. HDP güvencedir, geleceğin barış içinde kurulmasının güvencesidir. Demokratik cumhuriyete giden yolun sonuna kadar açılmasının ve demokratik cumhuriyetin kurulmasının güvencesidir. Buradan <laughs> ve bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. <laughs> Yakın zamanda iki örnek var bize ilham verebilecek. Biri Bolivya, biri Şili. Biliyorsunuz Şili'de bu hafta sonu bir referandum yapıldı. Ve Pinochet diktatörlüğünün anayasasının askıya alınması, daha doğrusu yürürlükten kaldırılması konusunda bir karar alındı. Referandumun konusu yeni bir anayasa yapılsın mı, yapılmasın mı? İkinci soru da şuydu, yapılacaksa nasıl? Yeni anayasa yapılsın tercihi yüzde yetmişleri aşan, yüzde seksenlere yaklaşan bir oranla kabul gördü. 11 Eylül 1973'te devrilmişti. Halkın adamı, halkın yönetimi için mücadele eden Salvador Allende. O günden bugüne geçen bunca uzun süre içinde Şili halkları mücadeleden vazgeçmedi. Şili halkları hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı. Bütün renkleriyle bütün katmanlarıyla Şili toplumu şimdi bu mücadeleyi büyük bir başarıya taşıyor. Yeni anayasa yapmaya kabul dediler. Nasıl olacak? Yeni anayasayı seçilecek yeni bir kurucu meclis. Bütünüyle halk tarafından seçilecek yeni bir kurucu meclis yapsın seçeneğini tercih ettiler. Bu daha dün yaşanan bir olay. O nedenle sadece Şili halkına değil, sadece Latin Amerika halklarına değil, Orta Doğu halklarına da ve en fazla Türkiye halklarına da mutlaka ilham olmalıdır. Buradan mutlaka feyz almalıyız. Bu dersleri mutlaka burada da hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Bolivya. Bolivya'da 11 ay önce darbeyle görevden uzaklaştırılan Evo Morales'in ve partisinin uzun mücadelesi Sosyalizm Hareketi Partisi bütün oyunlara bütün müdahalelere rağmen halkla bütünleşme çabasından bir an geri durmadı örgütlü bir halkı hiçbir güç yenemez şiarıyla yürüdü. Sosyalizm Hareketi Partisi. 11 ay sonra, çok değil, 11 ay sonra yapılan seçimlerde Masın yani Sosyalizm Hareketi Partisi'nin lideri yüzde 55 oyla yeni devlet başkanı oldu. Her türlü seçim hilesi denendi. Her türlü baskı yapıldı ama tekrar söylüyoruz. Örgütlü bir halkı, inançlı bir mücadeleyi hiçbir güç durduramaz. Buradan Şili halklarını, buradan Bolivya halklarını yürekten selamlıyoruz ve bu dersten, bu mücadeleden gerekli ilhamı aldığımızı oradan buraya mücadeleyi daha da büyüterek yürüteceğimizi söz olarak veriyoruz onlara ve elbette Türkiye halklarına da bu sözü buradan bir kez daha veriyoruz değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Yarın Mevlid Kandili. 14 asır önce ırkçılığa karşı yakılan meşale insanlığı insanlığın yolunu aydınlattı. O gün bu meşale insanlığın yolunu nasıl aydınlattıysa bugün de Mevlid-i Nebi'nin insanlık ailesinin aydınlığa çıkmasına vesile olmasını diliyoruz. Vesile olacağına da inanıyoruz. Bu duygularla bütün halkımızın, kandilini, bütün Müslümanların kandilini gönülden tebrik ediyorum. Aydınlık yolunda asla duraksama yok, asla korku yok, asla geri çekilme yok. Bütün inançları, bütün inançları halkları bu yolda en güçlü şekilde harekete geçireceğimizi biliyoruz. Bu ülkede aydınlığa giden yolu açacağımızdan şüphemiz yok. Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.